Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Her zamanki sizlerle beraber motivasyon videosu sunacağım. Biliyorsunuz ben ara ara motivasyon videoları sunuyorum. Sohbet, muhabbet ve buradan beni izleyen arkadaşlara yani pozitif, anlamlı, güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Bazen ara veriyorum motivasyon videolarını ama elimden geldiğince kendimi iyi hissettikçe, böyle kendimi iyi ve dolu hissettikçe anlatıyorum. İşimden geldiğimi kendi tecrübeme dayanarak anlatıyorum. Bugünkü motivasyon videom da bu şekilde olacak. Motivasyon videomun başlığı yani maddesi umutsuzluğa düşme, sonun belli. Umutsuzluğa kapılma, sonun belli. İnsanlar umutsuzluğa düşmemesi lazım. Ben kaç defa battım, yüzlerce kez battım. Ya da çevremizde adam iflas etmiş, batmış, bitmiş, tükenmiş. Umutsuzluğa düşmüş. Umutsuzluğa düşen kendini bırakıyor. Umutsuzluğa düşen kendini yerlere atıyor. Kendini bir de seviyoruz da böyle hani kendimizi böyle bitirmeyi. Nedense bilmiyorum. Bizde öyle bir şey var. Kendini insanlar böyle bitirmeyi, kendini böyle aşağı hani acındırmayı bir meziyet görüyor. Kendini böyle tamamen nasıl diyeyim kötü olmayı. Aslında bu olmaması lazım. Bizde var o. Acındırma, acıma, kendini böyle şey yapma, bırakma, yani kendini salma. Kendini bizde salma denen bir şey var. Adam kendini bırakıyor. Hayattan kendini uzaklaştırıyor. Tamam ben battım diyor. E kardeşim batmayan mı var? Umutsuzluğa düşme asla. Hiçbir şey için umutsuzluğa düşme. Hayat devam ettiği sürece nereden golün göreceği belli olmaz. Maç 90 dakika. Yani sen nefes alıp verebiliyorsan şayet. Sen eğer yani nasıl anlatayım? Artık kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir video. O kadar yani işten anlatıyorum sizlere arkadaşlar. Hakikaten amaç burada şu. Amaç bu fındığı yemek. Fındıklı üzümü yemek. Yani amacım burada o senin yılmaman. Senin sonun belli. Sen umutsuzluğa düşüp kendini bırak. Zaten insan ömrü o kadar az ki yılların nasıl gelip geçtiğini anlamıyorsun. Anlamadığın bir ömür için hiçbir şey yaşamamış gibi geçen bir ömür için girip de insanlar yüzüme, girip de kalp kırma, sonun belli, sonun zaten toprak. Ya gidip ya gidiyorsun. Ömrün senin ne kadar ya? Sen niye bu kadar takıyorsun? Saçların beyazladı. Ne güzel. Saçların beyazladı da benim de bak saçlarım bembeyaz ama sorun şu. Değerli arkadaşlar, saçlarınızı ufak tefek şeyler için beyazlatmayın. Nokta. Yani sakın sakına gelip geçici dünya için kendini bırakma. Başkaları için kendini asla bırakma. Hayattan bir anlam çıkarmak istiyorsan onu gelip seni biri bunu söylemez. Bu anlamı sen çıkartacaksın. Tadı almasını sen yakalayabilmen lazım. Her şey zor. Kolay bir şey gösterin bana. Bana bir desin ki bana biri çıksın karşıma desin kolay bir şey göstersin. Ne kolay ya? Kolay bir şey mi var? Hani kolay hiçbir şey yok. O güzel hayatların altında çok zor geçmiş dönemler var. Bunu kesinlikle bilin arkadaşlar. Yani bu benim buradan beni izleyen belki akranlarım var, benden ufak arkadaşlarım, kardeşlerim var, benden büyükler var. Yani demek istediğim benim burada. Kendine gel. Asla yılma. Bırakma kendini. Sorun belli. Senin sonun gideceğin yer belli. Gideceğin belli olan yer için. Yani yıkık dökük bir hayat yaşama. Bunu çalışarak, çok çalışarak elde etmelisin. Elde etmen lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Maalesef
zor zamanlardan geçilen dönemler. Hepimiz adına ya. Bu normal ya. Bu gerçek. Yani bunu saklayamaz kimse. Ama bunu en minimuma indirmek kendi ellerimizde bizim. Bunu en minimuma düşürmek kendi ellerimizde. Bunu da unutmayalım. Çünkü akıl denen bir şey var arkadaşlar. Şu akıl, şu bambaşka bir şey. Ama bir insanın depresyonda olduğu dönemler olabilir. Depresyonda olur, efendime söyleyeyim. Yıkık olur, kendini bırakır. Kendini bazen bırakacaksın da. Kendini bazen bırak. Kendini bazen sal. Ya kafanı da dinle. Dağıt gerekirse ama bunun bir rayı olması lazım. Rayın oturman lazım. Rayından çıktığı anda biliyorsun tren raydan çıktığı ne oluyor? Tren gidiyor, raydan çıkıyor. Mahvoluyor. Hayat da bu şekilde. Hayatın da raydan çıktığı zaman güme gider patlarsın. Öyle patlarsın ki dönersin okey. Okey döndüğün zaman da tamam biter. O yüzden okey dönmemek adına arkadaşlar okey dönmek istemiyorsak bu mücadeleyi bırakmamamız lazım. Hayat bir mücadeleden yana. Her dakikası hayatın bir mücadele. Benim gördüğüm, nefes aldığım her dakika, her saniye inanın her an her şey değişiyor. Öyle bir hayattayız. Öyle bir yaşantıdayız. Bu hayatta arkadaşlar nasıl diyeyim? Bu hayat yılanların hayatı değil yani. Bu hayat yılmış insanların, bu hayat düşmüş insanların, bu hayat kendini bırakmışların yeri değil. Savaşanların, çalışanların, düşünenlerin, akıl süzgecinden geçinenlerin hayatı. Bakın maalesef ne diyorum size? Yani toz pembe bir hayat değil. Kitaplardaki gibi de bir hayat değil. Öyle söyleyeyim ben size. Ama rüya gibi bir hayat diyebilirim ben size. Bakın rüya gibi bir hayat diyebilirim size. Tamamen cennet mi cehennem mi kendiniz belirlemeniz lazım. Kendiniz seçiyor. Şey yapıyorsunuz yani biraz da. Sen şimdi kimine cennet diyor adam. Diyor ki kimine bu hayat cennet. Ya tamam. Bana da diyor cehennem diyor. İşte diyor. Parası olana diyor bu şey. Ya kardeşim sen elinden geleni yap biraz ya gayret göster. Benim çevremde de var yani. O yüzden hiç şey yapmamanız lazım. Bazı şeylere. Sonuçta şu an ben sohbet ediyorum. Bunları anlatıyorum ve kendim anlattığım şeyler tecrübe ile birleşmiş. Burada benzeyen arkadaşlara hani nasıl bir yol haritası? Harita şu. Kendine geleceksin. İyimser olman lazım her bakımdan. İyi düşünmen lazım. Ne olursa olsun arkadaşlar iyi düşünmeliyiz. Bunu bırakmamalıyız. Yani iyi düşünceyi, iyi adımları bu sizi bir şekilde ileriye atar. Bir adım atmak, bir istemek sizi ileriye atar. Silkelenmeniz lazım her halükarda. Her halükarda silkelenip mantıklı olanı yapmanız lazım. Mantıklı bakmanız lazım. Bazı şeylerden de fedakar olmanız lazım. Bunu unutmayın. Belki bu fedakarlık senin kıyafetin olabilir, yiyeceğin olabilir. Bakın yiyecekleriniz bile. Ya dersin ben zaten bir şey yemiyorum. Gıda maddem düştü. Herkesin öyle. Ya da ben bir şey alamıyorum. Herkes öyle. Yani kesim, büyük kesim bu şekilde arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dediğim gibi kendini sen iyi bir şekilde tutabiliyorsan ve stabil olabiliyorsan buna da senin bir şekilde eyvallah demen lazım bazen. Niye dersen isyankar olmamak lazım bazen. Çünkü bakıyorum şöyle başka ülkelere, bizden iyi ülkelere bakıyorum. Adamlar uçuyor. Bambaşka şeylerin de adam diyor ki ben işte diyor bahçemde diyor işte diyor şunu yetiştirdim. Efendim çiftlik evimde bunu yaptım diyor. Başka bir kesime bakıyorsun. Başka ülkede adam ekmek bulamıyor. Yani büyük bir çukur var. Zengin, aşırı zengin. Böyle bir laf var ya fakir aşırı fakir. Bunları geçiyorum. Bunlar artık demode oldu. Bunlar artık geçti. Bu sözler artık arkadaşlar eskide kaldı. Bitti gitti bu sözler. Ben artık boş bir şey konuşmak istemiyorum. Burada olay çok basit. Kendine dürüst olacaksın. Mantıklı olacaksın. Çalışacaksın. Kendini yerden yere vurmayacaksın. Dönem bunu istiyor.
hep anlatırlar bize. İşte şuna da karşıyım ben. Eskiler şunu hep anlatır. Ya kardeşim, bizim zamanımız şöyleydi. Bizim zaman ya eskisi gibi değil arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Değil. Bakın şu anda kornalar çalıyor değil mi? Şu an aşırı korna sesi geliyor. Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Eğleniyorlar. Şu an eğlenir sesler, düğün. Ya millet eğlenemiyor. Eğlenemiyor bile ya. Millet bırak, adam ekmek bulamıyor. Anladınız mı? Öyle bir dönemden geçiyoruz. Her şey azaldı, her şey düştü. Kimisi diyor dünyanın sonu geliyor. Kimisi diyor eskiden böyleydi. Ne eski eskide kaldı, ne de arkadaşlar şu anın bir anlamı kaldı. Öyle bir dönemdeyiz. Burada tek yapmanız gereken, bir aileniz varsa saygı ve sevgili bir şekilde ilerlemeniz lazım. Tek sende kendine karşı dürüst olup mantıklı ilerlemen lazım. Başka çaresi yok. Öyle bir dönem. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Benim gördüğüm o. Yani eskisi gibi de olmayacak. Öyle görünüyor belli ki. Biz kendimizi yeni yani hayata, yeni nesile bir şekilde ayak uydurmamız lazım. Bunu da yaparsak kendimiz için yapacağız. Başkası için değil. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Hiçbir şey çünkü eski tarihlerdeki gibi de olmuyor. Ben burada kimseye de kızamıyorum yani. Umarım ama derseniz ki hani şöyle bir şey derseniz ki ümidim var, umudum var mı, ümidim var mı der. Benim var. Ne olursa olsun şu hayatta, yaşamda eğer nefes alıp verebiliyorsan ümidini, umudunu asla kaybetmeyeceksin arkadaşlar. Çünkü sonun belli. Gideceğin yer belli. Gideceğin yer belli olduğu için de çok fazla takmayıp relax olacaksın. Relax olup ama ne yapacaksın? Çalışacaksın. Kendine değer verip kırmayacaksın. Bu videodaki anlamı sen kendin çıkartman lazım. Ben burada bir video anlatıyorum. Motivasyon baş altında. Biraz da sen kendini anlaman lazım. Yani bak ne diyorum, genel perspektiften bak. Yani kimseye kırma, dürüstten vazgeçme, kaybetmezsin. Kaybediyor görünebilirsin. Maç 90 dakika, sanki kaybediyor, bitmiş görünebilirsin ama aslında öyle bir şey yok. Bunları unutma arkadaşlar. Belki bazı şeyleri biz göremeyebiliyoruz. Yani biz belki bazı şeyleri göremeyebiliriz ama ya da anlayamayabiliriz ama belki o bize iyi gelecek ya da kötü gelecek, bilmiyorum. O yüzden de buradan çıkartacağımız anlam ne diye sorarsanız öncelikle arkadaşlar kendinizi iyi hissetmeniz için kendinize bir plan program sunun. Buna sporu dahil edin. Buna yürüyüşü dahil edin. Yani paran yoksa spora gitme. Yürüyüş yap. Yani bir hava al. Bunları da hep dahil et. Mutlaka disiplini bırakmaman lazım. Disiplin gittiği zaman her şey gider. Maalesef böyle. Bunun yanına iş eklemen lazım. Okul eklemen lazım. Kendini geliştirmeye yönelik bir takım aktiviteler yapman lazım. Bunun içine her şey girebilir. Ufak bir kitapta, ufak bir dansta, ufak bir yürüyüşte, ufak bir sporda, her şey. Bilmediğin alanlarda kendini geliştirmen lazım ve bilinmeyene doğru ilerlemen lazım. Bu bir. İkincisi de kişinin kendini öz saygısı, dışarıya karşı öz saygısının artması lazım. Her şey zaten saygısızlıktan dolayı bu hallere geldi. Terbiyesizlik var, saygısızlık var. Adamda ar yok. Demek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlardan dolayı bu hale geldi her şey. Hayat, toplum. Bunları düzeltmek lazım. Sen sağ tarafı düzelteceksin. Kendini, etrafını, kendini geliştireceksin. Sol taraf ayrı, sağ taraf ayrı. Bu ikisini de birleştireceksin ve bu şekilde ilerlemen lazım. Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik dinleyebilirsin, müzik alanı ilerleyebilirsin. Ama sana değer kaçacak her şeyi vermen lazım. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, aslında bunların en başı ne biliyor musunuz hakikaten? Yani saygı sevgiyi elden bırakmamak lazım. Bunu söyleyeyim. Karşı tarafınızdaki kişi belki çok
saygısız da olsa siz bazı şeyleri ona anlatabilmeli ve yaptığınız şeylerle ona ders vermeniz lazım. Bana göre bu şekilde. Umudunuzu da asla asla ne diyorum kırmayın. Çünkü bu umut sizi hayatta tutan bir ne diyeyim ben size bir duygu yani. Bu umudun hani ağaca su dökersin ya, bir ağaç bir fidan dikersin, su dökersin, işte hava, güneş yetiştirirsin, yeşermeye başlar. Büyür kocaman. Bu da bunun gibi bir şey yani. Sen kendini ne yapacaksın? Bir şeyleri adapte etmen lazım. Hedef koyman lazım kendine ki ilerleyebilesin. İlerleyebilmen için hedefinin olması lazım. Arkadaşlar yani hakikaten bir planınız, hedefiniz, rotanız olması lazım. Yoksa o boşluk denen şeye, yani boşluk denen şeye yakalandığın zaman, girdiğin zaman paran da olsa kurtulamazsın. Adamların parası var boşlukta. Adam kendini boşluktan çıkartamıyor kardeşim. Boşluğa düşmüş. Boku yedi o adam. Niye? Ya şöyle anlatayım size. Ya zengin de olsan boşluk kötü bir şey. Senin biraz da maneviyatın önemli. Maneviyatını doldurman lazım. Maneviyat. İşte arkadaş ortamı düzgün. Çok düzgün birkaç arkadaş. Ya da ya geçmez beş parmağı. Ya da aile. Düzgün bu. Aile bağları. Kuvvetlenmesi lazım. Bunu kopartmak için insanlar her şeyi yapıyor. Sanki kopmuşluk, yani kopmuşluk iyi bir şeymiş olarak gösteriliyor. Empoze ediliyor. Bu kopma, kopuş. Hani çok ne kadar güzel efendim ya. Harika ya. Tek başına yaşıyor, tek çalışıyor. He. Onu bunu sormuyor. İyi değil ki yani. Demek istediğim bazı şeyleri değerini bilmemiz lazım ve değerini asla kaybetmemek lazım, kopmamak lazım diyorum. Dediğim gibi umutsuzluk düşmeyeceksiniz. Elinizde bir sihirli değneğimiz yok. Bu sihirli değnek yok filmlerdeki gibi. Bunu kendiniz geliştirip diyeceksin ki sen ben bu yolda ilerleyeceğim. Tecrübe çok güzel bir şey. Tecrübe olmamız için denememiz lazım. Kaybetsen de kazansan da tecrübe sahibi oluyorsun. Hiçbir şekilde insan kaybetmiyor yani, anlayacağınız. Kaybetmiş gibi görünüyor sadece. O yüzden de kendinizi iyi tutun, iyi düşünün, iyi mantıklı analizler kurun. Çünkü sizden değerli bir şey yok. Yatırımı arkadaşlar ilk önce kendiniz yapın. Kendiniz yapmış olduğunuz yatırım en güzel, en büyük yatırımdır. Yani o güzel dakikalarınızı, o güzel yaşantınızı, çok kısa bir hayatınız var. Bu tatlı güzel hayatınızı kendinizi mutlu etmekle, kendinizi geliştirmekle, kendinize bir şeyler katarak ve sizin yanınızdaki insanlara güzel şeyler katarak, anlamlı şeyler katarak geçirin. Belki sizin yanınızdaki insanlar da sizin sayenizde çok mutlu olup kendini geliştirebilir ve hayata tutunabilirler. Siz de bu şekilde başkalarına da hem iyilik, hem pozitiflik, hem yaşama kaynağı, umudu sunabilirsiniz. Kendinize de asla ve asla ihmal olmayın. Kendinize asla kızmayın. Kendinizi asla küçük görmeyin, inciltmeyin. Ne kimseyi inciltin, ne kendinizi inciltin, ne de dışarıdaki sokak hayvanlarına inciltin. Hiç kimseyi, hiçbir canlı, dünya üzerindeki hiçbir canlıyı inciltmeyin. Diyeceklerim bu kadar. Bu videonun konusu buydu. Umudunu kaybetme. Efendim, sonun belli. Sonun belli olan kısma girmiyorum. Ne anlama geldiğimi biliyorsunuz yani, ne anlama. Sonun belli yani. Sonun belli kara toprak. Ne gerek var bazı şeylere diyorum. Çok çalışmak çok büyük bir şey ve öz saygı kendine çok büyük bir şey. Dediğim gibi videoyu genel perspektiften arkadaşlar izleyin. Bu video motivasyon videosuydu. Ara ara ben çekiyorum. Gelişim, motivasyon genelde hep böyle iyi şeyler. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ana kadar izlediğiniz için ben size teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız.
beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Öteki motivasyon videolarımda görüşmek üzere. Ölmezsek, yaşarsak bir şeyler çekmeye devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.